Evet, Doktor Mehmet İlteber Bahadır hocamızla birlikteyiz. Hocamla sedef evet. Konuşacağız hocam. Sedef ne demektir? Sedef bir hastalık işte, sedef hastalığı. Ciltte görülen bir hastalık. İşte özellikle vücudun belli başlı bölgelerini tutuyor. İşte aşırı strese bağlı olduğu söyleniyor. Aslında immün kökenli bir hastalık. Yani kişinin bağışıklık sisteminin bozulması sonucu vücudumuzda görülen sedef renkli kabuklanmalar sonucu, zaten hastalık ismini oradan alıyor. Sedef renkli kabuklanmalarla gözüken bir hastalık. Hocam tipleri var mı? Ya da böyle ne bileyim hani iyisi kötüsü, hani sedefin bir başlangıcı. Evet. Ne bileyim bir sedef tipi vardır. Aha. Orada durur, birisi çok devam eder, bütün vücudu sarar. Şöyle hani sedef hastaları çok iyi biliyor aslında bunların tiplerini. Gerçekten bunun iyi tipleri var, kötü tipleri var. Vücudu plak tarzı tutan tipleri var. Eritromatöz dediğimiz yaygın, kalınlaşan tipleri var. Gene pul pul olan veya parapüsüryazis dediğimiz tipleri var. Hı hı. Ters tipi dediğimiz koltuk altı, kasıklarda gözüken, lezyonlar şeklinde gözüken pek çok tipi var. Bunlar daha çok işte diz, dirsek, daha çok cildin darbe aldığı bölgeler. Eklem yerlerinde oluyor. Eklem yerleri, saçlı deri, eğer bayanlar sert tarak kullanıyorsa, her gelen hastaya hemen söylüyoruz, bir bayan hastamız gelirse sert tarak kullanmayacaksınız, yumuşak tarak kullanacaksınız diyoruz. İşte cildin darbe aldığı bölgelerde gözüken değişik bir hastalık yani. Hocam peki tamamen tedavisi var mı? Tamamen geçiriyor muyuz yani? Şimdi şöyle, tamamen geçiriyoruz. Belli bir oran, yani sonuçta her hastanın tedaviye ihtiyacı var. Hı hı. Yani eğer siz bunu bir hastaya tedavi uygulamazsanız o bir noktadan başlar, hastanın %99'una yayılır. Yani sonuçta her hastaya mutlaka tedavi uygulanması lazım. Şöyle hastalarımız var tabii ki, bir tedavi uyguluyoruz. Bir de hastada gözükmeyen pek çok hastamız var. Hı hı. Ama yani bir hasta böyle bize geldiği zaman ya işte %100 garanti verip bir daha asla çıkmayacak demiyoruz, ama her hastaya söylediğimiz bir cümle var. Bir hasta geldiği zaman hani kendimiz diyoruz ki size hani tertemiz 10 yıldır kolunda, bacağında, dirseğinde, vücudunun çeşitli yerlerinde 10 yıldır, 15 yıldır hiç geçmeyen bir yara var. Düşünün, bir bayan gelsin size, karnının tam ortasında, göğsünün tam ortasında, baklava diliminde kocaman bir yarayla gelsin size. Tabii ki bu yaraların mutlaka tedavisinin yapılması lazım. Hani bu hastaya şöyle bir yaklaşım olamaz. Bu yaklaşım zaten değişti. İşte sedef hastalığının tedavisi yoktur. Yani bu artık söylenmiyor. Aksine pek çok artık tedavi metotları uygulanmaktadır sedef hastalığı. Peki hocam, bugün mesela hiçbir şeyimiz yok. Evet. Yarın sabah kalktığımızda ne bileyim strese bağlı, yiyeceklerimize bağlı veya işte ısı artışına veya yani ısı kaybına bağlı falan herhangi bir şey olabilir mi? Yani hepimiz olabilir miyiz bunu, yoksa bu genetik bir şey mi? Şimdi hani genetik kökenli olduğu söylenmekte. Hı hı. Ama hani insanları böyle hani ya ben yarın sedef olur muyum? Ya vücudumda bir yara çıktı, şimdi bizi izleyenler için konuşuyorum. Vücudumun kolumda bir lezyon çıktı, bu sedef midir? Hı hı. Hani böyle telaşlandırmaya herkes bakıyordur şimdi. Aha, hiç gerek yok yani. Sedef hastalığı çıkma şartları var, koşulları var. Belli dönemlerde, belli yaşlarda, daha her yaşta görülmekle beraber daha çok ergenliğe giriş döneminde daha sık görülüyor. Yani bu şekilde... Yani hani en başta görüldüğü zaman müdahale edilirse o zaman durdurabiliyor muyuz tamamen? Tabii ki ne kadar erken müdahale ederseniz o kadar, yani hastalığın yayılmadan müdahale etmek çok önemli. Bizim uyguladığımız ikinci, yani yani şöyle, bir sedef hastası geldiği zaman direkt lezyon tedavisi, yani cilt tedavisi yapmıyoruz. Yara tedavisinden daha önemli verdiğimiz, bağırsaklarla alakalı verdiğimiz bir tedavimiz daha var. Bağırsağın bağlı ya. Yani immün kökenli, bağışıklık sistemin merkezi de ince bağırsaklar olduğuna göre eskiden ikinci beyin derdik, şimdi birinci beyin diyoruz. Yani immün sistemi güçlendirici özel bir hastalarımızda çok programları veriyoruz. Yani şöyle, bir hastayı tarif ederken bir insanın nasıl sağlıklı bir insanın tarifi nedir mesela? Değil mi? Sonuçta sedef hastalığı tek başına, yani bir cilt hastalığı, sadece sedef hastalığında bir cilt hastalığı diyemezsiniz. Onun altında yatan nedenler var. Sedef hastalığı başka hastalıklarla beraber olan bir rahatsızlık. Kardeş hastalıklar var. En sık gördüğümüz kardeşi sedef, egzama, sedef, seborojik dermatit, sedef. En sık gördüğümüz, onun hastaların neredeyse 6'sında
eklem romatoid artrit dediğimiz hastalıklarla beraber, yani ankilozan spondilit, Hashimoto tiroidi, sarkoidoz, ülseratif kolit gibi, fibromiyalji gibi pek çok hastalıkla beraber bulunuyor. Yani hasta bize geliyor, sadece hastanın sedefi yok. Başka neyin var? Başka romatizman var. Hastaya soruyorsunuz, daha başka neleriniz var? Çıkıyor, İşte yüzümde seboroik dermatiti çıkıyor, egzaması çıkıyor, ülseratif koliti çıkıyor. Yani hastanın aslında topyekun bağışıklık sistemi bozuk. Biz burada hastalarımıza yaklaşımımız, hani gerçekten diyorum, hani özel bir yaklaşım sergiliyoruz biz. Bir hastaya aldığımız zaman hastaya şu cümleleri söylüyoruz. Hani ortalama lezyonların, yani yaraların iyileşme süresi 3-4 ay. Buraya hızlı iyileşmeye gelmediniz, yaralarınız hızlı iyileşsin diye gelmediniz. Ortalama süremiz 3-4 ay. Ancak toplam tedavi süremiz 2 yıl diyoruz. Hani o dönem içerisinde bağışıklık sistemini de hastanın toparlamaya çalışıyoruz aslında. Bir takım probiyotikli takviyeler veriyoruz. Probiyotikli gıda takviyeleri, işte sofralarda çaprazlama yapmasını öğretiyoruz. Hani biraz karışık oldu ama hani probiyotiklerle prebiyotikleri yan yana getir. Mesela bulgur pilavı yiyorsanız yoğurda karıştırın gibilerinden. Anladım. Anlatabildim mi? Anladım. Yani amacımız o, bağırsakta ve vücudumuzda probiyotik miktarı. Anladım. Hocam, Nihat Bey demiş ki 35 yaşında sedef hastasıyım. Korona olursam Allah korusun ya da aşı olunca çok sıkıntı yaşar mı? Şimdi şöyle, korona, hani bu çok korona döneminde bizim mesela 5-6 yıl önce tedavi ettiğimiz ve iyileşmiş, evinde rahat bir yaşam süren pek çok hastamız bize geri geldi. Yani maalesef bunun sebebini ben iki şeye bağlıyorum. Biri, gerçekten korona bunları tetikledi. Hocam dediniz ya, değil mi, bağışıklık sistemi çok önemli. Tabii yani. Çok önemli. Bir, bu korona dönemi tetikledi. İki, koronanın insanlar üzerinde yaşattığı stres mi? Yaşattığı stres, aynen. Her televizyon kanalını açıyorsun, korona, korona, korona. Yani şunu demek istiyorum burada. Gene sedef hastalarını korona aşısı vururken 65 yaş üstündeyse, hani bazı hekim arkadaşlarımız vurmak istemiyor veya doktorundan rapor istiyor özellikle. Gene bir Malatya'dan bir hekim arkadaşım gelmişti, sedef hastası. Hasta 10-15 yıldır sedef hastası, vücudunda hiç yayılım olmamıştı. Bir korona rahatsızlığı geçirmiş, komple hani %100'ü sedefli olarak geldi. Allah Allah. Hani tabii ki bunlar bizim, hani günde 20-30 hasta bakıyorum. Bunlar bizim klinik tecrübelerimiz, hani klinik. Bizim bu, yani korona hastalığı neticesinde herkes tam olarak, değil mi? Yani bunu daha bilmiyoruz. Tıp dünyası henüz her şeyisiyle açıklamadı. Ama biz yerden gözlemlediğimiz hastalarımız bize geliyor. Bir defa gerçekten korona ilaçları zaten hani sedefi tetikliyor bazıları. Neyse, bu konulara çok fazla girmeyelim. İnsanlarımızın aklı bunu o kadar çok karıştırmak istemiyorum açıkçası. Anladım. Sordu için endişeye izleyiniz. Mahal yok yani bu konuda. Sonuçta yani şu anda bilimsel bir şey yok. Şöyle söyleyeyim, yani sonuçta bir hasta, yani hani biz tabii ki buradan bilgilendirmeler yapıyoruz ama bir hasta kendisini doktoruna emanet etmeli yani. Her yani bir bize bir hasta geldiği zaman, yani şuna emin olsun, biz onu yanlış asla yönlendirmeyiz. Hı-hı. Yani. Veya başka bir hekim arkadaşıma gitsin. Bir hasta, biz hiçbir hekim arkadaşımız onu doktorunun önereceği şeyleri, doktorumuzun önereceği şeyleri yapmaya gayret gösterelim. Gene korona aşısı, sedef hastaları korona aşısı olabilir mi? Normalde hani biliyorsunuz Türkiye'deki aşı hiçbir yan etkisi yok. Ölü aşı, yani canlı aşı değil. Avrupa'daki aşılar canlı aşı, Türkiye'deki aşılar ölü aşı. Normalde hiçbir yan etkisi yok diyoruz ama, değil mi, doktorlarımız gene de temkinli. Anladım. Hocam, Elif Hanım demiş ki 26 yaşındayım, yüzümün belirli yerlerinde sedef hastalığı var. Vitamin ve kalsiyum takviyesi alıyorum, faydası olur mu? Şimdi öncelikle çok güzel bir yerden yaklaştı. Aslında ben geçen programda bir takım şeylerden bahsetmiştim. Şimdi normalde sedef yüzü tutmaz bir defa öncelikle. Elif Hanım'a bunu söylememiz lazım. Ama bize bayan hastalar geliyor, bakıyorum hep yüzleri sedefli. Alın bölgeleri sedefli. Neden? Neden? Şimdi burada krem sürme tekniklerinde gerçekten çok ciddi hatalar yapıyorlar. Tabii burada anlattığım şeyler özel bir şeyimizi anlatıyoruz. Yani normalde biz deriz ki hastaya bütün vücudu tutabilir ama nadiren yüzü tutar, değil mi? En çok diz, dirsek, dizden aşağısı, dirsekten ön kol dediğimiz kısımları tutar. Yani vücudun daha çok soğuğa maruz kaldığı, daha çok darbe aldığı yerleri tutar. Yüzde sedef hastalığı olur mu? Eğer bir hasta eline kremi alsın, hele hele banyodan çıktıktan sonra sıcakken cildi.
değil mi? Eğer kremi bakın hani bayanlar özellikle izlesin bizi. Değil mi? En çok bayanlar kullanıyor bu kremleri. Kremi bak bu şekilde sürdüğümüz zaman aslında ne yapıyoruz? Hele hele sıcak cilde sürdüğümüz zaman aslında bu biz kullandığımız bütün kremleri yani üst cilt için kullanıyoruz. Eğer siz bunları sıcak cilde kullandığınız zaman eyvah alta geçin. Değil mi? Alt dermis dediğimiz tabakaya yani vasküler alana geçiyor. Yani kılcal damarların bulunduğu alana geçiyor ve sen bilmeden sedef hastalığını tetikliyorsun. Yani bu önemli. Bu çok önemli. Ha. Normalde ben mesela bir hasta geldi değil mi? Mesela krem sürmeyin yani bir baya mesela kışın değil mi? Sedef hastalığı yüzde olur mu? Olur. Hasta soğuğu vur yeryüzüne. Benim diyelim ki kar yağdı değil mi şu anda İstanbul'da? Yüzüm çatır çatır çatlıyor evet. Krem sürmesi. Evet. Çatlayan yerde normalden sedef lezyonu çıkar. Değil mi? Cilt bunu soğuk havayı darbe olarak algılıyor değil mi? Hı hı. Sedef lezyonları en çok ne zaman görülüyordu? Geçen programda söylemiştik. Sıcak havadan soğuk döneme geçerken yani yazdan kışa sonbahar, Ekim, Kasım, Aralık aylarında sedef hastalarının lezyonlarında artış olur. Ben genellikle hastaların hani 2 yıl takip ettiğim için hastalarımın randevularını hani Ekim başına veriyorum ki hani soğuk havaya girmeden önce ben hastalarımı tekrardan yakalayayım, tekrardan bir takım önlemler alayım diye. Şimdi soğuk havada yüz çatladı. Buradan bende çıkmıyor sedef. Ama sedef hastalarında maalesef buradan lezyon çıkar. Anlatabildim mi? Cildinde, yanlış krem sürdükleri. Ha, ikinci olarak da banyodan çıktığın sıcak cilde şu şekilde krem uygulaması yapıyorsun. Ne yapıyorsun sen? Aslında farkında olmadan hemen hemen bütün bayanların yüzünde değil mi? Lezyon var. Veya hastanın diyelim ki alın bölgesinde lezyon var. Hasta kremi alıyor. Lezyonu bak bu şekilde sürüyorsun. Normalde bu anlatacağım şey lütfen bütün hastalarımız bizi dinlesinler. Çok özel bir bilgi veriyorum. Değil mi? Normalde cildimizin görevi ne? İçeriye bir madde girmesin. Evet. Normalde buradan ter bile girse yani her şey aslında bunu tetikler. Hele hele siz eğer cilt sıcakken yani lezyon kırmızıyken yani hiçbir hekim arkadaşım baktı yok anlatamıyor. Kremi aldın. Lezyonu bu şekilde sürdüğümüz zaman ne yapıyoruz biz? Aslında değil mi? Cilt zaten görevini yapamayan, değil mi? Yara almış, darbe almış bir cilt var, değil mi? Burada sedef lezyonu var. Sen bir de bu lezyonu baskılıyorsun. Yani cildi zaten bir de zorlu, hatta bile yedire yedire sürersen o zaman yaranın ortası böyle şişiyor, kıpkırmızı oluyor. Kaşıntıyla beraber ertesi gün bir bakıyorsun bütün alnını kaplayan bir lezyonla karşılaşıyoruz. Hocam ne yapalım o zaman? Yüzümüze krem sürmek lazım değil mi? O zaman kremi alıyorsunuz elinize. Hani doğru bunu, kremi nasıl süreceğiz? Doğru kremi almanız lazım. Bir programda da onları anlatmıştım. Tamam. Krem seçiminde nelere dikkat edilmesi lazım değil mi? Ankara'daki hastanın seçeceği kremle Antalya'daki hastanın seçeceği krem farklı olmalı. Daha sert, yani bunlar çok daha ince detaylar. Hani gerçekten mesleğe çok uzun bir vakit ayırdık hocam, yani. Hocam kremleri de o zaman dermatologlardan tavsiyeler aslında. Yani herkes kendine yani göre seçerken, gidip de eczaneden krem tabii almasın. Tabii ki seçerken özen göstermesi lazım. Kremi aldığınız elinize yüzünüze krem süreceksiniz ve yüzde lezyon var. Diyelim ki burun kenarında veya alın bölgesi. O zaman kremi elinizde böyle önce yayın. Tamam. Sonra bak bu şekilde. Anlatabiliyor yani basit bir şekilde. Üstünden yani böyle cam silermiş gibi. Yani kremi epidermiste yani cildin üst kısmında, lezyonun üst kısmında bırakacak şekilde yedire yedire değil de üst kısmında bırakacak şekilde sürerlerse hem cildin kurumasını engellemiş olacaklar, hem cildi cilt yağla beslenen bir organ, hem de lezyon yarayı biraz beslemiş olacaklar. Hani iyileşmesi yönünde çok daha faydalı olur diyorum. Hocam o zaman mesela şeye gidiyoruz. Cilt bakımına falan gidiyoruz. Buraya tamam. İğneler yapılıyor. Alta geçsin diye tabii vitaminler yasak. Şunlar yani, bunlar. Akapı, yani şöyle dövmeye ne deniyordu? Dövme yaptırmak dövme, mesela evet. Yasak yani. Dövme yaptı. Bir hasta geliyor işte konuları ne yazdırdı? Alişan yazdırdı diye. Evet. Alişan'ın A harfinin olduğu yerler komple sedefli oluyor yani. Yani iğne darbe aldığım bir yer mesela dövme yaptırıldığı yer A harfinin içi bir bakıyorsun birkaç sedef hastası adayısın yani eğer. Adayıysan hastalığı tetiklersin. Yani pek çok hastada mesela sedef hastalığı nasıl çıkıyor? Bir kız düşünün bisikletle giderken bisikletten düşüyor. Bisikletin direksiyonu hastanın karnını çiziyor. İşte bir hafta sonra orada yara çıktı diyor. Veya hasta diyor ya ben işte hamilelik döneminde doğumdan sonra işte çatlak hamilelik yaralarımdan çıktı diyor. Anlatabildim mi? Veya ameliyat oluyor bir hasta, vücudu kesiliyor.
ameliyat izinden sedef lezyonu çıkıyor. Hani bu tip şeylerde görmek mümkün yani. Yani darbeye bağlı. Değil mi? En sık gördüğümüzde diz dirsek kolumuzu şöyle koyuyoruz. Sedef hastaları değil mi? Hastalar bize hep en zor bölgelerde... Ne yapacağız canım? Şuralar böyle beyaz beyaz oluyor ya mesela. O sedef değil ama. Sedef değil. Hani. Ama buraya şey, da mesela yanlış sürdüğümüz krem şey sedefi tetikler mi? Ya biz de tetikler. Yani sedef hastası olan olmayan bir insanın istediği gibi her türlü kremi sürebilir. Yani orada ama bir... biz bilmiyoruz tabii tetikleyip tetiklemeyeceğini. Şimdi şöyle... Hani ya, dediniz ya kremi yanlış sürerseniz... Ama şöyle yani hani onu derken şunu demek istiyorum. Yani normal bir insanlar gayet sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edecekler. Bu dediklerimiz sedef hastaları için tamam. Özel olan şeyler. Tamam. Bunları söylememiz lazım. Hani krem sedef hastaları krem seçimine çok dikkat etmeleri lazım diyorum. Peki. Çok teşekkür ederiz hocam.